Donanım Rehberi. Merhaba, Donanım Rehberi eğitim uygulamamıza hoş geldiniz. Bu eğitimle kendi kişisel bilgisayarınızı nasıl kolayca oluşturabileceğinizi öğrenebileceksiniz. Programa dahil ettiğimiz sesli ve görsel anlatımlar sayesinde artık bilgisayarınızda karşılaştığınız sorunlarla ilgili çözüm yollarını kendiniz de bulabileceksiniz. Eğitimi tamamladığınızda bilgisayarınızla ilgili olarak yapmanız ve yapmamanız gerekenler hakkında fikir edinecek, bilgisayarınızın parçalarını nasıl söküp takacağınızı ve sabit diskinizi nasıl biçimlendireceğinizi biliyor olacaksınız. Eğitimin yararlı olması dileğiyle. Neden kendi bilgisayarınızı kendiniz oluşturmalısınız? Kendi bilgisayar sisteminizi oluşturmak bazı durumlarda hazır sistem satın almaktan çok daha avantajlı olabilir. Bu avantajların en önemlisi fiyattır. Bilgisayarınızı bir mağazadan alabileceğinizden çok daha uygun bir fiyata oluşturabilirsiniz. Bir diğer avantajı kalitesiyle ilgilidir. Mağazalarda çok düşük fiyatlı bilgisayarlar görebilirsiniz. Bu durumda çok dikkatli olmanız gerekir. Düşük fiyatlı olmalarının nedeni, yavaş çalışan bu sistemlerde düşük kaliteli parçaların kullanılması olabilir. Kendi sisteminizi oluşturmanın en güzel ve üçüncü avantajı, bilgisayarınızı kişisel ihtiyaçlarınıza göre düzenleyebilmenizdir. Çoğu bilgisayar üreticisi sistemlerini belirli kitleler için fiyat performans ölçütü doğrultusunda oluşturur. Yapılan aslında temel gereksinimleri karşılamak için ortalama düzeyde gereksinimleri karşılayan genel bir sistem oluşturmaktır. Ancak kendi bilgisayarınızı oluşturduğunuzda isteklerinizi tam anlamıyla karşılayan bir bilgisayara sahip olabilirsiniz. Örneğin, çok yüksek kalitede bir ses düzeni gereksiniminiz olabilir. Bu durumda satın alabileceğiniz en iyi ses kartını kullanabilirsiniz. Fiyat, kalite ve kişisel ihtiyaçlara uygunluk avantajlarının yanı sıra, kendi bilgisayar sisteminizi oluşturmanın en önemli avantajı, olası hatalara karşı bilinçli olmaktır. Sistemde oluşan hataları kendiniz kolayca düzeltebilirsiniz. Çünkü bu sistemi biliyorsunuz, onu siz yaptınız ve bu bilgisayarın içinde bulunan bütün parçaları tanıyorsunuz. Şimdi biraz daha işin içine girelim ve kendi sistemimizi oluşturmaya başlayalım. Aygıt ve parça seçimi. Kendi sisteminizi oluştururken atmanız gereken ilk adım, gerekli aygıtları temin etmek ve ihtiyacınız olan parçaları satın almaktır. Önce sisteminizi oluşturmak için ihtiyaç duyacağınız el aletlerine bir göz atalım. Birçok mağazada bilgisayarınızı oluşturmak için kullanabileceğiniz basit ve temel el aletlerini kolayca bulabilirsiniz. Örneğin ekranda gördüğünüz gibi bir set alabilirsiniz. En çok kullanacağınız alet standart bir yıldız tornavidadır. Bunun yanında bazen düz uçlu tornavidaya, soket ve yıldız tornavida uçlarına da ihtiyaç duyabilirsiniz. Ayrıca bir cımbız bulundurmak da çok işinize yarayabilir. Bu sayede sistemi oluştururken ulaşılması zor yerlere düşen vidaları kolayca alabilirsiniz. Aletlerinizi hazırladıktan sonra yapmanız gereken sisteminizi oluştururken ihtiyaç duyacağınız parçaları satın almaktır. Parçalarınızı satın almadan önce bu eğitimi sonuna kadar izlemenizi öneriyoruz. Çünkü ilerledikçe her parçayı seçerken dikkat etmeniz gereken unsurlardan söz edeceğiz. Bazı parçalar diğerleriyle uyumlu olmayabilir. Bu nedenle doğru parçaları satın almak çok önemlidir. Şimdi birlikte genel bir alışveriş listesi oluşturabiliriz. Bu listeyi hazırladıktan sonra eğitimi izleyerek almanız gereken her parçanın özelliklerini tam olarak öğrenebilirsiniz. Her şeyden önce tüm diğer parçaların içine yerleştirildiği bir PC kasasına ihtiyacımız var. Sonra bir güç sağlayıcısına ve bir anakarta, bir de CPU gerekecek. Ekran kartı, bellek, optik disk sürücü, monitör ve sistemdeki gereksinimlerinize göre kullanacağınız genişletme kartları da diğer ihtiyaçlar arasında. Tabii bir de fare ve klavye gerekli. Bütün bunları bilgisayar parçaları satan mağazalardan alabileceğiniz gibi internet üzerinden satış yapan web mağazalarından veya açık arttırma sitelerinden de alabilirsiniz.
güvenlik ve ESD. Bilgisayarınızı oluşturmaya başlamadan önce iki önemli konudan daha bahsetmek faydalı olabilir. Güvenlik ve elektrostatik boşalım. Bilgisayarınızı oluştururken daima kendinizi güvence altına almalısınız. Dikkat etmeniz gereken en önemli konu, PC'niz elektriğe bağlıyken asla üstünde çalışmamaktır. Hatta mümkünse elektrik bağlantısını kestikten sonra kabloyu bilgisayarınızın arkasından da çıkarmanız tavsiye edilmektedir. Güvenlikle ilgili diğer bir konuysa monitörünüzle ilgilidir. Monitörünüzü açıp parçaların üzerinde çalışmayı asla ama asla denemeyin. Çünkü bir PC monitörünün içinde çok yüksek elektrik yükü taşıyan parçalar vardır. Monitörü fişten çekseniz bile içindeki parçalar yıllarca bu büyük elektrik yükünü taşır. Eğer içini açıp bir parçasına dokunursanız çarpılırsınız ve bu kazalar ölümle sonuçlanabilir. Devam etmeden önce bahsetmemiz gereken son konu da elektrostatik boşalımdır. Elektrostatik boşalım, üstünde çalıştığınız bilgisayar parçalarına zarar verebilir. Eğer bir kıvılcım görür veya hissederseniz, bunun anlamı 10.000-15.000 watt civarında bir statik deşarja maruz kalmış olduğunuzdur. Bununla birlikte bellek çipi, genişletme kartı veya CPU gibi bilgisayar parçalarına zarar vermek için sadece 200 veya 300 watt yeterlidir. Bu demektir ki PC'niz üzerinde çalışırken elektrostatik boşalımla parçalara zarar verir ama bunun farkında bile olmazsınız. Kötü sonuçlarla karşılaşmamak için PC'nizi oluştururken statik koruyucu önlemleri almanız gerekir. Yapabileceğiniz en iyi şey bir statik örtüsü kullanmaktır. Burada gördüğünüz kırmızı plastik bir anti-statik örtüdür. Amacı üstünde çalıştığımız PC sistemi ile vücudumuz arasında bir nötrleşme sağlamaktır. Statik örtünün doğru bir şekilde kullanılması için önce kasayı üzerine koyuyoruz. Üst köşede gördüğünüz gibi küçük bir çıt ve bu çıt üzerine geçirilen küçük bir alet var. Bu alet örtüyle kablolar arasındaki bağlantıyı sağlar. Kablosunun ucunda küçük bir klips bulunur. Klipsi alıp kasaya taktığımız zaman örtüyle kasa arasında bir bağlantı gerçekleştirmiş oluruz. Aletin diğer ucunda bir bileklik yer alır ve bilekliğin içinde bulunan küçük parçada teninizle temas eder. Bilekliği bu şekilde taktığınız zaman artık bedeninizle kasa üstünde çalıştığınız herhangi bir şey arasında hiçbir statik deşarj oluşamaz. Artık sistemimizi oluşturmaya hazırız. Kasalar ve güç sağlayıcılar. Bilgisayarınızı oluştururken ihtiyacınız olan ilk iki parça büyük bir ihtimalle kasa ve güç sağlayıcı olacaktır. Kasa, bütün parçaların içinde bulunduğu bir kutudur. Farklı boyutlarda, renklerde ve şekillerde olabilirler. Kasalarla ilgili olarak bilmeniz gereken en önemli şey, kasanızın, anakartınızın ve güç kaynağınızın birbirleriyle uyumlu olması gerektiğidir. Farklı yapıları birleştiremezsiniz. Örneğin, eğer bir ATX kasası alırsanız, ATX uyumlu güç sağlayıcı ve ATX uyumlu anakart kullanmanız gerekir. Bu parçaların birbirleriyle uyumlu olup olmadığını kutularına bakarak anlayabilirsiniz. Üzerlerinde ATX veya BTX uyumlu oldukları belirtilmiştir. Kasayı aldıktan sonraki adım bir güç kaynağı satın almaktır. Bilgisayar sistemlerinde güç kaynağının çok özel bir rolü vardır. Bu rolü anlamak için PC'nin içindeki parçaların, anakartın, CPU'nun, hard disk sürücüsünün ve CD/DVD sürücüsünün nasıl çalıştığını anlamanız gerekir. Bütün bu parçalar DC elektrik gücünü kullanırlar. Duvardaki prizinize gelen güç AC gücüdür ve bu gücü kullanamazsınız. Prizinizdeki güç PC sisteminizde kullanabilmek için AC'yi DC'ye yani alternatif akımı direkt akıma dönüştürmeniz gerekir. İşte güç kaynağının yaptığı iş budur. Güç kaynakları ürettikleri watt miktarına göre derecelendirilmiştir. Hepsi benzer voltajlarda üretilse de farklı miktarlarda watt üretirler. Eğer pahalı olanlara göre daha düşük kalitede ve yaklaşık 200 watt üreten bir güç kaynağı satın alırsanız başınız dertte demektir. Bu yüzden karşılayabileceğiniz en iyi güç kaynağını satın alın. En az 300 watt üreten bir güç kaynağı almanız tavsiye edilmektedir. Burada bilgisayar sistemimizi oluşturmak için kullanacağımız güç kaynağı var. Bu güç kaynağının altında birçok kablo bulunuyor. Bunlar anakarta, hard disk sürücüsüne, floppy disk sürücüsüne ve CD sürücüsüne uygun elektriği alabilmek için bağlayacağımız kablolardır. Bir güç kaynağı aynı zamanda bilgisayarın içindeki parçaların soğutulmasına da katkıda bulunmaktadır. Şimdi bu güç kaynağını sistemimize nasıl yerleştirdiğimize bir bakalım.
Bu kasa bir ATX kasasıdır. Güç kaynağı tam arkadaki bu boşluğa yerleştirilir. Arkasındaki deliklerle kasanın üstündeki delikleri aynı hizaya getirdikten sonra vidalayarak güç kaynağını sabitlersek bir sonraki adıma geçebiliriz. Anakartlar. Kasamızı seçip güç kaynağını da yerleştirdikten sonra artık anakartı da yerine yerleştirebiliriz. Anakartın görevi CPU'nun sistem belleğinizle, hard disk sürücünüzle, ses kartınızla veya floppy disk sürücünüzle iletişim kurmasını sağlamaktır. Bilgisayarınızdaki her şeyin çalışabilmesi için bir bağlayıcı işlevi görür. Şimdi tipik bir anakarta göz atalım. Eğer çok dikkatli bakarsanız, tam şuradaki bu beyaz kare alanın CPU soketi olduğunu görebilirsiniz. Buradaki bu beyaz dikdörtgen ise güç konektörüdür. Güç sağlayıcısını anakarta bağladığımız yer burasıdır. Şuradaki iki siyah soket hafıza parçalarını yerleştirmek içindir. Bunlar da ATA veya IDE olarak adlandırılan hard disk konektörleridir. Anakartın arka bölümünde ayrıca genişletme yuvaları da bulunur. Genişletme yuvaları sisteme ek kartlar yerleştirmek için kullanılır ve bilgisayarınızı ihtiyacınıza göre düzenlemenizi sağlar. Gördüğünüz gibi kartın üzerinde pek çok konektör var. Örneğin şurada fare ve klavye konektörlerimiz bulunuyor. Buradaki USB konektörü, USB araçlarını anakarta bağlamaya yarıyor. Şurada ise seri araçları bağlayacağımız seri port var. Bu yazıcıları bağlayacağımız port. Bu da bir video portu. Yanındaki de bir ağ konektörü. Sisteminize bir ağ bağlamak istediğinizde herhangi bir kart eklemenize gerek yoktur. Hepsi buraya yerleştirilmiştir. Tam burada ses jacklarını görüyorsunuz. Çünkü bu anakart aynı zamanda yerleşik bir ses kartını da barındırıyor. Anakartın teknik özelliklerini gördükten sonra biraz da anakartı seçerken aklınızda bulundurmanız gereken faktörlerden bahsedelim. Dikkat etmeniz gereken ilk şey, daha önce de bahsettiğimiz gibi anakartın şeklidir. Eğer bir ATX kasası kullanacaksanız, aynı zamanda bir ATX uyumlu anakart kullanmalısınız. Daha sonra bu sisteme ne tür bir CPU yüklemek istediğinize karar vermelisiniz. Kullanacağınız CPU'larla ilgili iki genel ürün ailesi bulunur. Bunlardan biri Intel, diğeri AMD'dir. AMD, Intel'e göre genellikle daha uygun fiyatta ama benzer performans seviyesinde oldukça hızlı CPU'lar üretir. AMD veya Intel CPU seçiminize göre anakartınızın da AMD veya Intel destekli olması gerekir. Dikkat edilmesi gereken bir diğer konu ise sokettir. Anakartınızın üzerinde kullanmak istediğiniz CPU ile uyumlu bir soket bulunması gerekir. Bir anakart satın alırken sistemle ne yapmak istediğinizi iyice düşünmelisiniz. Sisteme yerleştirmeyi düşündüğünüz kartlara yetecek kadar çok genişletme yuvası bulunan bir anakart satın almak her zaman daha avantajlı olmaktadır. Anakartınızı satın alırken ne kadar az öderseniz o kadar çok sorun yaşayabilirsiniz. Bu yüzden alabileceğiniz en iyi anakartı alırsanız sisteminizi kurduktan sonra o kadar rahat edersiniz. Şimdi anakartı bilgisayar sistemimize nasıl yerleştireceğimize bakalım. Anakartı yerleştirdikten sonra yapmamız gereken ilk şey kasanın alt kısmındaki uygun deliklere stentleri yerleştirmektir. Kasanın altında bu stentleri yerleştirebileceğiniz bir sürü delik vardır. Kartı kasanın altındaki stentlere taktıktan sonra güç kaynağını anakarta bağlayabiliriz. Şimdi de ön panel konektörlerimizi anakarta bağlayacağız. Bildiğiniz gibi bilgisayar kasasının üstünde güç düğmesi, reset düğmesi, power on ışığı ve hard disk ışığı gibi pek çok farklı düğme bulunur. Bütün bunların çalışabilmesi için anakarta bağlanması gerekir. Pek çok kasanın içinde şu şekilde kablo setleri bulunur. Bunların hepsi etiketlenmiştir. Örneğin bu yeşil beyaz kablonun üstünde power led yazıyor. Bunda hard disk sürücüsü led, bunda güç düğmesi ve bunda da reset düğmesi yazıyor. Bunları uygun olan iğneli portlara yerleştirmemiz gerekiyor. Hangi iğneli portun ne işe yaradığını bulmak için anakartla gelen kılavuza bakabilirsiniz. Bazı kaliteli anakartlarda portların işlevini gösteren etiketler bulunur. Örneğin bu hoparlör kablosu yukarıdaki bağlantıya takılıyor. Bunları aklınıza tutmanıza gerek yok. Çünkü kullanacağınız farklı model anakartlarda bunlar farklı yerlerde olacak. Devam etmeden önce size bu ekstra konektör hakkında da bilgi verelim. Bu bazı Pentium 4 anakartlarında kullanılan yedek bir konektördür.
Yapmanız gereken anakart dokümanını incelemek ve bu ekstra güç konektörünün gerekip gerekmediğini anlamaktır. Eğer gerekiyorsa Pentium 4 uyumlu bir güç sağlayıcı almanız gerekir. Güç sağlayıcınız Pentium 4 uyumluysa yapmanız gereken tek şey bu ekstra fişi anakarta bağlamaktır. Yine de bütün Pentium 4 kartları ekstra güç sağlayıcı gerektirmez. Örneğin bu Pentium 4 anakartı yedek güç fişi için gerekli bir konektöre sahip değildir. CPU'lar. Anakartı kasaya yerleştirdikten sonra yapmamız gereken şey CPU'yu anakartın üzerine monte etmektir. Daha önceki bölümlerde anakart için bilgisayarın her şeyi birleştiren ruhudur demiştik. CPU ise bilgisayarın beyni yani merkezi işlem birimidir. Burada gördüğünüz bir Pentium CPU numunesidir. Üzerindeki sarı iğneler CPU'yu anakartın üzerindeki soketle birleştirmek için kullanılır. Anakartlardan bahsederken belirttiğimiz gibi hem AMD hem de Intel farklı CPU'lar üretmektedir. Intel'in Pentium 4, Celeron gibi işlemcilerinin yanı sıra Pentium Dual Core, Core 2 Duo gibi daha yüksek hız sağlayan çift çekirdekli işlemcileri bulunmaktadır. AMD'nin ise Sempron, Athlon 64 gibi işlemcilerinin yanı sıra daha yüksek hız sağlayan çift çekirdekli işlemcileri bulunmaktadır. CPU'larla ilgili önemli olan bir diğer konu da çalışma hızıdır. Gittikçe gelişmekte olan çift çekirdekli işlemciler, tek çekirdekli işlemcilere göre oldukça hızlıdır. Hangi CPU'yu nasıl kullanacağınıza karar vermek, sizin bilgisayarınızla ne yapmak istediğinizle ilgilidir. Sadece kelime işlemciyle çalışacağınız, ara sıra e-mail göndereceğiniz bir sisteme ihtiyacınız varsa, büyük ihtimalle çok hızlı bir sisteme ihtiyacınız yok demektir. Bir Pentium 4 veya AMD Sempron işlemci ihtiyaçlarınızı karşılayabilir. Ancak grafikle uğraşacaksanız, sıkıştırmanız gereken ses dosyaları varsa ve oyun oynayacaksanız daha hızlı bir CPU seçmeniz gerekir. 3 boyutlu işlemler, çevrim ve biçimlendirme gibi çalışmalar yapıyorsanız alabileceğiniz en hızlı CPU'yu seçmelisiniz. Çünkü CPU'nuz ne kadar hızlıysa sisteminiz sizi o kadar memnun edecektir. Şimdi CPU'yu sisteme nasıl yerleştirdiğimize bakalım. Günümüzde sıfır giriş soketleri CPU'ları yerleştirmeyi çok kolaylaştırdılar. Bu soket anahtarlı bir sokettir. Dikkat ederseniz bu köşede 2 tane delik eksiktir. Bu CPU'yu yanlış şekilde yerleştirmenizi önler. CPU'nuzu yerleştirmek için anahtarın yerini belirledikten sonra bu küçük kolu tutup çekerseniz CPU'yu rahatça yerine oturtabilirsiniz. Bu arada CPU ile çalışırken daima elektrostatik boşalıma karşı uygun önlemleri aldığınızdan emin olun. Çünkü CPU'lar ve bazı RAM'ler elektrostatik boşalıma karşı hassastırlar. Bu CPU'nun köşesinde altın renginde küçük bir ok işareti var. Bu işaret birinci iğnenin nereye yerleştirileceğini gösteriyor. Şimdi bu yönde deliklerin içine yerleştirelim ve küçük kolu döndürerek bastıralım. Böylece CPU'muzu yerleştirmiş oluyoruz. Bundan sonra yapacağımız şey bir CPU fanı yerleştirmek olacak. Eskiden CPU'lar çok fazla ısı vermezdi. Çünkü güç sağlayıcının içindeki fan genellikle CPU'yu soğutmak için yeterli olurdu. Ama günümüzde artık durum böyle değil. CPU'lar çok ısı veriyorlar. Ve soğutmak için özel önlemler alınması gerekiyor. Aksi takdirde çok fazla ısı nedeniyle kendilerini tahrip edebiliyorlar. Bu gördüğünüz bir CPU fanı. CPU'nun ısısını azaltmak için kullanılıyor. İlk Pentium'lar çıktığında ısı alıcılar genellikle yeterli geliyordu. Ama daha sonra P3, P4 gibi daha hızlı yeni sürümler ortaya çıktıkça yeterli olmamaya başladı. Artık soğumayı sağlamak için ısı alıcı üzerine özel bir fanın takılması gerekiyor. Burada altta gri macun kıvamında bir madde var. Bunun ne işe yaradığından bahsedelim. Bu aslında renkli bir termal tampondur. Isıyı iletmeye yardımcı olur. Bu tamponun tam CPU'nuzun üzerine yerleştiğinden emin olun. Daha sonra da ısı alıcıyı ve fanı yerleştirebilirsiniz. Bunu tam şuraya yerleştirelim. CPU'nun üstündeki yere de ısı alıcıyı oturtalım. Buradaki klipsleri de yerine yerleştirdikten sonra ısı alıcıyı CPU'nuzun üstüne iyice yerleşip temas edebilmesi için itiyoruz. Şimdi fanımıza güç taşımamız gerek. Bu fişi takmak için anakartta uygun bir elektrik konektörü bulmanız gerekiyor. Bunun için bu yuvayı kullanabiliriz. Artık CPU fanımız güç alıyor ve CPU'yu soğutmaya hazır.
CPU'yu da yerleştirdiğimize göre artık RAM ile devam edebiliriz. RAM. Bilgisayarımız artık şekillenmeye başladı. Bir sonraki adımımız belleği anakarta yerleştirmek olacak. Ama bunu yapmadan önce bellek kartının bilgisayar sistemindeki rolünden bahsedelim. Bilgisayarların iki farklı belleğe gereksinimi vardır. Bunlardan biri kalıcı bellekte dediğimiz uzun süreli bellektir. Sabit disk sürücüsü, DVD sürücüsü veya optik sürücüler gibi aygıtlarda verileri kalıcı olarak saklayabilirsiniz. Bu veriler uzun süreli bellek aygıtlarında sakladığımız için sistem güçten kesilse bile başka PC'lerde kullanılabilir durumdadır. Uzun süreli belleklerin sorunu yavaş olmalarıdır. Bilgileri buradan okumak veya buraya yazmak zaman alır. CPU'nun gerçekten çok hızlı olabilmesi ve potansiyelini en üst düzeye çıkarabilmesi için uzun süreli belleğe ek olarak bilgisayarın içinde farklı bir bellek daha kullanmamız gerekir. Ve bu da kısa süreli rastgele erişilebilir bellek, Random Access Memory yani RAM tarafından sağlanır. RAM, CPU'nun ve program kodlarının çalışmak için ihtiyaç duydukları programları yüklediği ve üstünde çalıştıkları veriyi sakladığı yerdir. Bunun nedeni, RAM'in sabit disk veya CD-DVD sürücülerinden çok daha hızlı olmasıdır. RAM ile ilgili tek sorun, RAM'deki verilerin kalıcı olmamasıdır. RAM'de saklanmış bir dosyanız varsa ve bu dosya sabit diske yazılmamışsa, güç kesildiğinde veya buna benzer bir sorun olduğunda, sistem onu saklamadan kapanırsa bu veriler kaybolur. Kaybolan verileri geri getirmenin de hiçbir yolu yoktur. Bu yüzden verilerin kalıcı olması için RAM'den alıp uzun süreli bellek sürücüsüne göndermeniz gerekir. Burada gördüğünüz bilgisayar sisteminde kullanılan tipik bir bellek kartıdır. Aslında bellek bu yeşil karta yerleştirilmiş çiplerdir. Buna RAM denir. İlerleyen teknolojilere paralel olarak daha hızlı bellek modelleri raflarda yerlerini almaktadır. DDR tipi bellek ailesi, DDR2 ve DDR3 modelleriyle daha yüksek hız gereksinimi olan kullanıcıların gereksinimini karşılamak üzere sürekli genişlemektedir. Burada gördüğünüz konektör RAM'i anakarta yerleştirmek için kullanılır ve böylece sistemdeki CPU gibi diğer aygıtların RAM ile iletişimini ve verilerin işlenmesini sağlar. Bellek modülleri de CPU'lar gibi elektrostatik boşalıma karşı son derece hassastır. Bu yüzden elektrik yükünüzü boşaltmadan bellek kartıyla çalışmamanız önerilir. Bilgisayar sisteminiz için bir RAM almak istediğinizde çok değişik tipte modüllerle karşılaşabilirsiniz. Sizin için uygun olanı seçerken temelde yapmanız gereken şey anakartınıza uygun bir RAM aldığınızdan emin olmaktır. Genelde karşılaşacağınız 3 tip modül vardır. SDRAM modüllerinde pin olarak adlandırılan 168 iğne bulunur. Eğer anakartınız SDRAM kullanmanızı gerektiriyorsa, çalışma hızı anakartınızın çalışma hızıyla aynı olan bir SDRAM seçmeye dikkat etmeniz gerekir. SDRAM modülleri 66 MHz, 100 MHz ve 133 MHz olmak üzere 3 değişik hıza sahiptir. DDR modülü eski SDRAM'lerin gelişmiş bir sürümüdür. 184 iğneli bu modül 200 MHz'den başlayan çeşitli hızlarda çalışmaktadır. Bu tip bellek almaya karar verdiğinizde anakartın çalışma hızına uygun bir model almanız gerektiğini unutmayın. Bu konuda anakartınızın yardım kitapçığında gerekli bilgileri bulabilirsiniz. Çift çekirdekli işlemci ve buna uygun bir anakart kullanmaya karar verdiyseniz, daha yeni bir modül olan ve 400 MHz'den başlayarak 1000 MHz'e varan seçeneklerle işlemlerinizi daha hızlı yapabilmenizi sağlayan DDR2 modelleri arasından bir seçim yapabilirsiniz. Yeni teknolojinin sunduğu şu sıralardaki en son modül olan DDR3 ise 1375 MHz'e ulaşan hız seçenekleri sunuyor. Anakart işlemci ve bellek seçimine gereksinimlerinize göre karar vererek en uyumlu üçlüyü oluşturabilirsiniz. RAM seçerken dikkat etmeniz gereken bir diğer unsur modülün kapasitesidir. Anakart üzerindeki bellek yuvalarının sayısına ve kapasitesine göre buna karar verebilirsiniz. Örneğin anakartınız 2 GB'a kadar RAM eklemenizi sağlıyorsa, 1 GB'lık 2 adet modül olarak
sistem belleğini 2 GB'a çıkarabilirsiniz. Şimdiye kadar çeşitli parçaları anlatırken hep anakarta uyumlu olduğuna dikkat etmeniz gerektiğini söyledik. Bu yüzden bilgisayar sisteminiz için gerekli parçaları satın almadan önce ilk olarak anakartınızı almanız sizin açınızdan daha iyi olur. Anakartınızı almadan önce de sisteminizle yapmak istediklerinizi gözden geçirerek bu isteklerinizi sorunsuzca karşılayacak kapasitede bir sistem için en uygun anakartı seçebilirsiniz. Şimdi RAM'i nasıl yerleştireceğimize bir bakalım. Bu anakart PC3200 yani 400 MHz ile çalışan bir anakart ve 2 tane bellek yuvası var. O yüzden PC3300 uyumlu DDR SDRAM bellek modülleri takacağız. Belleğin ne kadar olmasını istediğinize bağlı olarak her iki yuvayı da kullanabiliriz. Bu sistem için 1 GB'lık bir RAM kullanacağız. Şimdi RAM'i takalım. Burada görmüş olduğunuz boşluğa anahtar denir ve RAM'i yanlış yerleştirmenizi engeller. Burada girintiye uygun küçük bir plastik çivi var. RAM'i yuvaya koyup her iki tarafını da tam oturana kadar aşağı bastırdıktan sonra bu plastik klipsler yardımıyla bellek modülünü buradaki yuvalara tutturun ve sonra da yerine kilitleyin. Artık RAM'iniz çalışmaya hazır. Genişletme kartlarıyla devam edebiliriz. Genişletme kartları. CPU'nun ve RAM'in anakarta yerleştirilmesinden sonra atacağımız bir sonraki adım, genişletme kartlarını yuvalarına yerleştirmek olacak. Şimdi genişletme kartlarını detaylı inceleyelim. Sisteminizden görüntü almanızı sağlayan bir ekran kartı, sesleri duyabilmenizi ve kaydedebilmenizi sağlayan ses kartı, televizyon yayınlarını izleyip kaydedebileceğiniz kartlar genişletme kartı kapsamına girmektedir. Genişletme kartı modellerinden en eskisi ISA kartlarıdır. Eski teknoloji ürünü olan bu kartlarda donanım yönetimi sırasında kullanılacak kaynak adreslerinde diğer kartlarla ve sistem kaynaklarıyla yoğun olarak çakışma yaşandığından bu kaynakların elle ayarlanması gerekir. PCI genişletme kartları destekledikleri tap çalıştır özelliğiyle bu sorunu ortadan kaldırdı. Örneğin aldığınız bir PCI ses kartını sisteminize ekledikten sonra işletim sistemi desteğiyle kaynak ayarlarıyla uğraşmadan yazılımını kurarak kullanmaya başlayabilirsiniz. Sıklıkla kullanılan diğer bir genişletme kartı ise AGP yani PCI'ye göre daha hızlı veri iletişimi sağlayan kartlardır. Anakart üzerindeki AGP yuvası sadece görüntü kartları için kullanılmaktadır. Bu konuda bilmeniz gereken en önemli şey, anakart üzerinde sadece bir AGP yuvası bulunduğundan sisteminize sadece tek bir AGP genişletme kartı yerleştirebileceğinizdir. Bu durum PCI genişletme kartları için geçerli değildir. Anakart üzerinde birden fazla sayıda PCI genişletme yuvası bulunur. Daha yeni model anakartlarda karşılaştığımız son yenilik ise çok daha hızlı bellek modülleriyle desteklenen, özellikle oyunlarda daha yüksek performans sağlayan PCI Express anakartlarıdır. Şimdi ISA, PCI, AGP, PCI Express kartlarına ve anakartta bu kartlar için kullanılan yuvalara bir bakalım. Bu kartta sadece iki tane farklı tip yuva var. ISA yuvası bulunmuyor. Burada bir kahverengi ve üç beyaz yuva görüyorsunuz. Yukarıdaki kahverengi olan AGP, diğer 3 beyaz yuva ise PCI yuvalarıdır. Burada gördüğünüz genişletme kartı ISA genişletme kartıdır. Buradaki kart ise PCI genişletme kartıdır. İkisinin arasındaki konektör farkına bakalım. Her iki kartta iki parçalı konektör kullanır. Ama PCI'nin konektörleri ISA kartına oranla çok daha kısadır. Ve kartın ucuna doğru kaymıştır. ISA'da ise kartın ön yüzüne yakın bulunur. Bu görmüş olduğunuzsa AGP genişletme kartıdır. Konektörleri diğer kartlara göre oldukça farklıdır. 3 parçası vardır ve PCI kartla aşağı yukarı aynı genişliktedir. İğnelere gelen tellerin biçimi ve konektörün kendisi diğer kartlardan farklıdır. Genişletme kartlarıyla ilgili olarak bilmeniz gereken bir diğer şey de PC sistemine yerleştirdiğiniz her bir genişletme kartının sistemdeki CPU veya bellek gibi diğer aygıtlarla iletişim kurabilecek şekilde tüm kaynak gruplarıyla birlikte yapılandırılması gerektiğidir. Bu yapılandırma işlemi işletim sistemi tarafından sistem BIOS'u yardımıyla otomatik olarak yapılmaktadır.
Şimdi PCI kartını sisteme nasıl yerleştirdiğimize bakalım. Buradaki anakartta 3 tane PCI yuvası bulunur. Kartı hangi yuvaya yerleştireceğiniz önemli değildir. Şimdi en alttaki yuvaya yerleştirelim. Her iki taraftan da eşit bir şekilde bastırarak nazik bir şekilde kartı yuvanın dibine yerleşene kadar ittirin. Genişletme kartlarını mutlaka vidalarla tutturun. Bu vidalar bazen kasayla, bazen anakartla, bazen de genişletme kartlarıyla birlikte gelirler. Vidaları sıkıştırmayı unutmayın. Kasanızın arkasında genişletme kartlarının yerleştirilebileceği birkaç boş yuva vardır. Büyük ihtimalle bu yuvaların hepsini kullanırsınız. Ama açık yuvalar kalırsa bunları da kapatmanız gerekir. Bunun nedeni gerekli soğutmayı sağlamaktır. Yapmanız gereken tek şey yuva kapaklarıyla PC'nizin arkasındaki kullanılmayan yuvaları kapatmaktır. Artık video kartımızı takabiliriz. Ekran kartları ve monitörler. Genişletme kartlarının sistemimize nasıl yerleştirildiğini de öğrendikten sonra, şimdi sisteme yerleştireceğimiz çok önemli bir genişletme kartından bahsedeceğiz. Ekran kartı. Ekran kartlarının görevi, bilgisayar sisteminizin ürettiği görüntüleri monitöre aktarmaktır. Bilgisayar tarafından üretilen dijital veriyi, monitörün görüntüleyebilmesi için analog veriye dönüştüren ekran kartı, bu işlemleri kartın üzerinde görebileceğiniz özel işlemci yardımıyla gerçekleştirir. Ekranınızdaki görüntünün kalitesi, monitörünüzün görüntü kalitesiyle birlikte satın alacağınız ekran kartı üzerindeki bellek ve işlemci gücüyle de doğrudan ilgilidir. Şimdi bir ekran kartını seçerken dikkat etmeniz gerekenleri inceleyelim. Dikkat etmeniz gereken ilk şey, anakartınızın desteklediği türde bir ekran kartı almaktır. Anakartınız üzerinde yerleşik bir ekran kartı da olabilir. Ancak bu durumda bile anakart üzerindeki genişletme yuvalarına uygun bir ekran kartı kullanabilirsiniz. Anakartınız PCI, AGP veya PCI Express modelini destekliyor olabilir. PCI ekran kartları AGP ve PCI Express'e göre oldukça yavaş olduğundan daha yüksek performans için diğer modeller arasından seçim yapabilirsiniz. Örneğin, PCI Express uyumlu ekran kartlarının üst modelleri, pek çok oyun ve grafik uygulamasında yeterli sonuçları alabilmenizi sağlar. Daha orta seviye bir kullanım için çeşitli hız seçenekleri sunan AGP uyumlu bir ekran kartı da edinebilirsiniz. Örneğin, anakartınız AGP 8X uyumluysa, AGP 8X uyumlu bir kart veya daha alt seviyelerde hız seçeneği sunan diğer modelleri de kullanabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken bir başka nokta da ekran kartının belleği ile ilgilidir. Anakartınızda olduğu gibi ekran kartınızda da bellek bulunur. Yüksek bellekli bir model hem performansın yükselmesini hem de ekran çözünürlüğünü daha üst seviyelerde kullanabilmenizi sağlar. Ekran kartınızın gerekli performansı göstermesi monitörünüzle de doğrudan ilgilidir. Örneğin ekran kartınız yüksek çözünürlükleri destekliyor olsa bile 19 inç boyutlarında bir monitörle 1280x1024 oranlarında bir çözünürlüğün üzerine çıkamazsınız. LCD monitörler gün geçtikçe daha büyük boyutlarda ve daha yüksek görüntü kalitesi sunan modellerle masa üstünde daha az yer kaplamanın da verdiği avantajla pek çok kullanıcı tarafından tercih ediliyor. İşletim sisteminizin desteklemesi durumunda çift monitörle çalışmayı düşünüyorsanız, çift monitör çıkışı olan bir ekran kartı satın alabilirsiniz. LCD monitörlerin eski tip tüplü monitörlere göre enerjiyi daha tasarruflu kullandığını da unutmayın. Şimdi ekran kartınızı sisteme nasıl ekleyebileceğinizi inceleyelim. Anakartımızda bir AGP yuvası bulunuyor. AGP uyumlu ekran kartımızı diğer genişletme kartlarında yaptığımız gibi düzgünce yuvasına yerleştiriyoruz. Vida yardımıyla kartı sabitlemeyi unutmuyoruz. Ekran kartımızı sistemimize eklediğimize göre artık sabit disk sürücülerine geçebiliriz. Sabit disk sürücüleri. Sistemimizde ihtiyacımız olan bir sonraki donanım, geniş kapasiteli ve hızlı çalışan
bilgilerimizi, çalışmalarımızı kaydedip gerektikçe tekrar kullanabilmek için hızla erişebileceğimiz uzun süreli bir bellektir. Bu da sabit disk sürücüsüdür. Boyut bakımından büyük dosyalarla çalışıyorsanız veya müzik, fotoğraf gibi arşivlerinizi sabit disk üzerinde saklamayı düşünüyorsanız 500 GB veya 750 GB seviyelerinde oldukça geniş kapasiteli bir disk edinebilirsiniz. Günümüzde PC oyunları veya programlarının gittikçe daha fazla yer kapladığını düşünecek olursanız kapasitesi yüksekçe bir disk almak zararınıza olmayacaktır. Satın aldığınız veya almayı düşündüğünüz anakartın desteklediği sabit disk seçeneklerini anakartın kullanım kılavuzunda veya teknik özelliklerinde bulabilirsiniz. Sabit disklerde en çok kullanılan seçenek IDE ara birimidir. Ancak bu modellere göre çok daha hızlı çalışan Serial ATA ara birimine sahip sabit diskler daha çok tercih edilmektedir. Dosya sunucusu olarak kullanılacak bir sistem için diğerlerine göre daha pahalı olan SCSI ara birimine sahip sabit disk seçenekleri incelenebilir. Serial ATA ara birimini kullanan diskler, daha az yer kaplayan farklı güç ve bağlantı kablosunun yanı sıra IDE disklerdeki master-slave düzenlemesini de gerektirmez. Sabit disk alımı için karar vermeden önce modellerin sağladıkları hız seçeneklerine dikkat etmelisiniz. Örneğin bir uygulamayı veya oyunu kurduktan sonra sabit diskiniz ne kadar hızlı olursa uygulamanız o kadar hızlı başlayacak ve hızlı çalışacaktır. Yine bir DVD yazdırma işlemi sırasında hızlı bir sabit disk, DVD yazıcının performansını düşürmeden kayıt işlemini sorunsuzca bitirebilmenizi sağlar. Sabit diskler 5400, 7200, 10.000, 15.000 RPM gibi çeşitli dönüş hızlarında çalışabilirler. 10.000 RPM'lik bir sabit disk, 7200 RPM'lik bir diske göre verilere daha düşük erişim süresiyle erişmenizi sağlar. Sabit disklerin teknik özelliklerinde erişim süresi veya diskin dönüş hızı gibi değerleri görebilirsiniz. Orta seviye bir kullanım için 7200 RPM'lik diskler yeterli olacaktır. Ancak dosya sunucusu veya ortak kullanılacak bir sunucu için sabit disk seçmek söz konusu olduğunda 10.000 veya 15.000 RPM hızlarındaki diskler daha uygundur. Almayı düşündüğünüz sabit diskin ön bellek değerlerine de dikkat edin. Ön bellek değeri sabit diskle sistem arasındaki veri transferinin hızlandırılmasını sağlar. Sabit disk üzerindeki erişmek istediğiniz veri bulunduktan sonra hızla diskin ön belleğine, oradan da sisteme transfer edilir. 16 MB'lık ön belleğe sahip bir disk bu işlemleri 8 MB ön belleğe sahip bir diskten daha hızlı yapar. Şimdi sabit disk sürücülerinin çalışma sistemini ve sistemimize sabit bir disk eklemenin aşamalarını inceleyelim. Bir sabit disk sürücüsü burada gördüğünüz gibi plaka katmanlarından oluşur. Bu plakalar diskin maksimum dönüş hızı değerine göre dönerken disk yüzeyi üzerindeki kafalarda bu sırada verileri okuma ve yazma işlevini üstlenirler. Sisteminize IDE ara birimi kullanan bir disk eklemek için CD-DVD sürücülerinde olduğu gibi master ve slave ayarlarını düzenlemeniz gerekebilir. Sadece bir sabit diskle çalışacaksanız diski birinci kanalda master olacak şekilde ayarlayabilirsiniz. İleride yeni bir disk eklediğinizde bu diski de ikinci kanalda master veya yine birinci kanalda slave sürücüsü olarak çalıştırabilirsiniz. Bir kanalda iki tane master veya iki tane slave sürücü olamaz. Anakart üzerindeki bu ID konektörlerine buradaki şerit kablosuyla diskimizi bağlayabiliriz. Bu konektörlerden birisi birincil, diğeri de ikincil konektördür. Daha fazla bilgi için anakartınızın kullanım kılavuzuna başvurabilirsiniz. Şimdi oluşturduğumuz sisteme sabit disk sürücüsünü birincil IDE kanalına master sürücü olarak yerleştirelim. IDE sabit disk sürücüsünü yerleştirirken ilk yapmamız gereken şey master veya slave ilişkisini ayarlamaktır. Bunları diskin arkasında göreceğiniz jumperları kullanarak ayarlayabiliriz. Diskin arka yüzeyinde jumper ayarları ile ilgili bilgi verilmektedir. Örneğin, diski birinci kanalda master olarak çalıştırmak için buraya bir jumper yerleştirmemiz gerekiyor. Pek çok sürücü varsayılan olarak master ayarlarıyla geleceğinden bu jumper değişikliği yapmanız gerekmeyecektir. Ancak diski sisteme eklemeden önce yine de bu ayarları kontrol etmeliyiz. Şimdi bu sürücüyü anakarttaki birincil veya ikincil IDE kanalına yerleştirebiliriz. Ancak buradaki genel kural, sistemdeki ana sabit disk sürücüsünü master sürücü olarak birincil IDE kanalına ayarlamaktır. Şimdi bunu yapacağız. Sürücümüzü master sürücü olarak ayarladıktan sonra yapmamız gereken şey, sürücüyü fiziksel olarak kasamızın uygun sürücü boşluğuna yerleştirmektir. Burada kullanabileceğimiz 5 tane sabit disk yuvası bulunuyor. Sabit diskimizi buradaki ilk sabit disk alanına takıyoruz ve sürücüyü bu standart kızaklar yardımıyla öne doğru kaydırıyoruz.
kasadaki deliklerle sabit diskin üzerindeki delikleri aynı hizaya gelecek şekilde yerleştirmemiz gerekiyor. Şimdi de sabit disk sürücüsünü anakarttaki ID arayüzlerine bağlayacağız. Biri siyah, diğeri mavi olmak üzere iki konektörümüz var. Örneğimizde mavi konektör birincil, siyah konektör ise ikincil kanalımızı belirtiyor. Burada bilmemiz gereken önemli bir konu var. Burada iki tane ID kablosu görüyorsunuz ve ikisinde de benzer uçlar var. Hangisini kullanacağınıza nasıl karar vereceksiniz? Soldaki kablonun sağdakinden daha az teli var. Çünkü bu kablo eski IDX sabit disk sürücüleri için tasarlanmıştır ve sadece 40 teli vardır. Sağdaki kablonun ise 80 teli vardır ve daha yeni IDX tipi sürücüler için tasarlanmıştır. Eğer yeni bir sistem oluşturuyorsanız ve yeni bir sabit disk sürücüsü satın aldıysanız, eski tipler için tasarlanmış olanı değil, yeni tipler için tasarlanmış olan 80 telli kabloyu kullandığınızdan emin olun. İlk yapmamız gereken şey IDX şerit kablosunu anakarttaki birincil IDX konektörüne bağlamak olacak. Dikkat ederseniz bu konektör anahtarlıdır ve burada bir iğne eksiktir. Anahtar ve eksik iğne ID kablonuzu ters takmanızı engeller. Şerit kabloyu alıp mavi konektörümüzü buluyoruz. Üzerindeki anahtara bakarak anakarttaki deliklere hizalayıp yavaşça itiyoruz. Şimdi diğer ucu ID sabit disk sürücüsüne takalım. Kablomuzdaki diğer ucu da ID sürücüsünün arkasındaki konektöre yerleştiriyoruz. Aynı diğer uç gibi burası da anahtarlı. Bu nedenle ters bağlantı yapmanız engelleniyor. Burada genellikle sorulan bir soru vardır. ID kablosunda iki farklı konektör var. Master ve slave sürücüler için atayabiliriz. Ama hangi konektör master sürücüye, hangisi slave sürücüye takılacak? Master ve slave ilişkisi bu jumper tarafından kontrol edildiğinden bu durum için özel bir şey yapmanız gerekmiyor. ID şerit kablosunu da yerleştirdikten sonra sabit diskimize güç sağlayacak olan konektörü de bağlamamız gerekiyor. Güç sağlayıcının sabit disk için ayrılmış özel kablosuyla bu bağlantıyı da kurabiliriz. Yine özel tasarım sayesinde bu kabloyu da ters takmanız engellenmiştir. Doğru yönü bulduktan sonra hafifçe bastırarak kabloyu sabit disk üzerindeki yuvaya yerleştirebilirsiniz. ID sabit diskimizi düzgün bir şekilde yerleştirdik. Diski kullanabilmek için CMOS kurulum programımıza gidip BIOS'u uygun parametrelerle sabit disk sürücüsünü tanıyacak şekilde düzenlememiz veya sistem tarafından diskin otomatik olarak tanınması durumunda buradaki bilgilerin doğruluğunu kontrol etmemiz gerekir. Windows kurulumu bölümünde bu konuyu inceleyeceğiz. Optik medya sürücüler. Artık sabit disk sürücümüzü yerleştirdiğimize göre bir sonraki adımımız bir optik medya sürücüsünü yerleştirmek olacak. Optik medya sürücüsü CD ve DVD sürücüsü için kullanılan genel bir isimdir. Şimdi bir optik medya sürücüsünün nasıl çalıştığına bakalım. Optik sürücüler optik bir diskin yüzeyinde aynen bir CD veya bir DVD medyasında olduğu gibi çift sayılı veri depolar. Bir CD veya DVD medyasının alt tarafında beyazı yansıtan ve yansıtmayan bölgeler bulunur. Yansıyanları ve yansımayanları kullanarak çift sayılı sıfırları ve birleri şifrelenir. Bu bilgileri diskten okuyabilmek için optik sürücünün içinde diskin altına lazer ışını yollayan bir kafa bulunur. Diskteki bazı bölgeler sıfırı yansıtmaz, bazı bölgelerde biri yansıtır. Yansımalar ekranda izlediğiniz şekilde geri gelir. Bir seri noktalar ve boşluklar şeklinde yansır. Optik sürücünün içindeki kafa bu yansımaları okur ve içindeki çift olan verileri yeniden düzenler. Şimdi sisteminiz için bir optik sürücü seçerken aklınızda bulundurmanız gereken ölçütlere bir göz atalım. Doğal olarak yapmanız gereken ilk önce CD veya DVD sürücü seçimine karar vermektir. CD'ler yalnızca 680 MB civarında veri depolayabilirler. Diğer yandan bir DVD sürücüsü CD'ye göre daha fazla veriyi, örneğin yaklaşık 4.7 GB büyüklüğündeki veriyi depolayabilirler. Eğer CD'de karar kılarsanız, kullanmak istediğiniz CD sürücüsü tipine karar vermelisiniz. Bu seçeneklerden CD-ROM en eski tipteki optik medya sürücüsüdür. Buradaki ROM ifadesi sadece hafıza okuyucusu anlamına gelir. Bir CD sürücüsü diskleri sadece okur, üstlerine yazamaz. Eğer bir CD yazıcı istiyorsanız, sadece bir kez yazılabilen veya birçok kez silinip yazılabilen seçeneklerden kendinize uygun olanı seçebilirsiniz. CD yazıcıların ilk modellerinden olan CD-R optik diske bir kez kayıt yapabilmenizi sağlar.
Bu konudaki sınırlamayı ortadan kaldırmak için geliştirilen CD-RW sürücüsü, CD'leri okuyabildiği ve yazabildiği gibi CD-RW uyumlu optik disklere de defalarca kayıt yapabilmenizi sağlar. Günümüzde geliştirilen CD yazıcıların çoğu hem CD-R, hem CD-R hem de CD-RW işlevi görmektedir. DVD sürücüler konusunda da CD sürücülerde olduğu gibi çeşitli seçenekleriniz bulunuyor. Bu seçeneklerden ilki olan DVD-ROM sürücüsü sadece disk üzerindeki verileri okuyabilir. Eğer DVD kaydetmek istiyorsanız aynen CD seçeneğinde olduğu gibi DVD-R veya DVD-RW uyumlu bir ürün alabilirsiniz. DVD-R ile optik disk üzerine bir kez kayıt yapabiliyorken DVD-RW uyumlu bir optik disk ve bu medyayı destekleyen bir DVD yazıcıyla aynı medya üzerine birçok kez kayıt yapabilirsiniz. Günümüzde sunulan DVD yazıcıların hemen hepsi her iki seçeneği de desteklemektedir. Şimdi PC'mize bir DVD sürücüsünü yerleştirme adımlarını inceleyelim. Örneğimizde IDE üzerinden bağlantı kuran bir sürücüyü seçtik. Bu nedenle IDE bağlantısı gereklerinden biri olan Master-Slave ilişkisini ayarlamamız gerekiyor. Master sürücüyü ikincil IDE kanalı kullanacak şekilde yapılandıracağız. Bunun için buradaki jumperları değiştirmeliyiz. Bu jumper seti slave, bu jumper seti ise master'dır. Çoğu sürücü varsayılan olarak master sürücü ayarıyla birlikte gelmektedir. Bilmeniz gereken bir diğer konektör ise anakartla bağlantıyı sağlayan buradaki konektördür. Buradaki analog ses konektörü de sürücü ile anakart arasındaki gerekli ses bağlantılarını yapabilmemizi sağlıyor. Bu bağlantı ses CD'lerini dinlemeniz sırasında CPU gücünün kullanılmamasını sağlar. Şimdi bu sürücüyü sisteme bağlayalım. Bunun için kasanın kapağını açarak başlıyoruz. Gördüğünüz gibi burada 4 farklı sürgü kapağı var. Buradaki yuvaların her biri 5.25 inçlik bir sürücüyü ekleyebilmemizi sağlıyor. Seçtiğiniz kasaya bağlı olarak plastik kapağın arkasında metal bir plaka kapağı daha olabilir. Bu plakayı çıkarmak için bir tornavida yardımıyla gevşetebilirsiniz. Şimdi plastik kapağı çıkaralım. Artık sürücüyü yerleştirmeye hazırız. Floppy disk sürücülerde yaptığımız gibi bir parmağımı kasanın ön tarafına yerleştirerek sürücüyü doğru konuma yerleştirdiğimden emin olmaya çalışıyorum. Şimdi de sürücünün duruşunu sağlamlaştırmak için birlikte gelen vidaları buradaki yuvalara yerleştiriyorum. Tornavida yardımıyla vidaları sıkıştırdıktan sonra kablo bağlantılarına geçebilirim. IDE'yi, ses ve güç kablolarını uygun bir şekilde sırayla yerleştirelim. Hatırlarsanız bu sürücünün ikincil IDE kanalında master sürücü olacağına karar vermiştik. Bu konuda daha fazla bilgi için anakartınızın kılavuzuna da göz atabilirsiniz. Tam şuradaki konektör ikincil IDE kanalını işaret ediyor. IDE şerit kablosunu alıyorum ve ilk sıradakini takıyorum. IDE konektörleri artık anahtarlı olduğundan eskisi gibi yanlış takmamız mümkün değil. Şimdi kablonun diğer ucunu sürücüye takmamız gerek. Bunu yapmadan önce de analog ses kablosunun sürücü tarafını buradaki yuvaya takmam lazım. Bu işlemi önce yapmamızın nedeni şu. Önce IDE kablosunu takarsak burası kapanacağından sesle ilgili yuvaya ulaşmamız zorlaşacaktır. Ses kablosunu aldığınız CD sürücüsünün kutusunda bulabilirsiniz. Burada aklınıza kablonun doğru tarafının hangisi olduğuyla ilgili sorular gelebilir. Ancak sadece sağ ve sol olmak üzere iki kanal ses çıkışı olduğundan bu durumun bir önemi bulunmuyor. Şimdi IDE kablosunu konektöre takalım. IDE'de ister master ister slave olsun hangi kabloyu kullandığımız fark etmiyor. Sürücünün konumuna göre sondaki fişi kullanmak daha uygun görünüyor. Göreceğiniz gibi burada bir numaralı diş yönünü gösteren kırmızı bir tel var. Yani yanlış bağlantıları önlemek amacıyla anahtarlanmış. O yüzden bunu diğer tarafa döndürüp takıyorum. Daha önce floppy sürücülerle ilgili söylediğimiz kural hard disk sürücüler için de geçerli. Kırmızı tel yani bir numaralı diş daima güç konektörüne en yakın olandır. Artık sürücümüz IDE kanalına bağlandı. İkincil kanalda master sürücü olarak ayarlandı. Şimdi güç bağlantısını yapalım. Daha sonra da son kablomuzun diğer ucunu bağlayacağız. Geniş bir Molex kablosu buluyorum. Bu kablo hard disk sürücüsüne güç bağlarken kullandığımız kablonun aynısıdır. Bu kabloda ters bağlantıları engellemek için anahtarlı olduğundan yanlış bağlama endişesi duymanıza gerek yok. Doğru tarafı bularak kabloyu konektöre takıyoruz. Artık sürücümüz hemen hemen çalışmaya hazır durumda. Şimdi analog ses kablosunun diğer ucunu anakartımıza takalım.
anakart üzerindeki ilgili yuvayı bulamadığınızda anakart kılavuzunuzdan yardım alabilirsiniz. Görebileceğiniz gibi burada biri siyah, diğeri beyaz olmak üzere iki farklı konektör var. Farklı ses sistemi kullanan sürücüler olması nedeniyle hemen her anakartta her iki tür içinde bir konektör bulunuyor. Şimdi ses kablosunun diğer ucunu alıyorum ve siyah ses konektörüne bağlıyorum. Artık sürücümüz kullanıma hazır. BIOS ekranına girip ikinci el ID kanalındaki master sürücünün etkinliğini kontrol ettikten sonra sürücümüzü kullanmaya başlayabiliriz. Giriş aygıtları ve çevre birimleri. Bilgisayarımızı neredeyse tamamlamak üzereyiz. Anakart, CPU, bellek ve ekran kartlarını yerleştirdik. Ancak hala eksiklerimiz var. Örneğin şu andaki durumda bu bilgisayarda hiçbir iletişim aracımız yok. Bilgisayarla iletişimimizi sağlayacak olan klavye ve fare bağlantılarını da yapmamız gerekiyor. Klavye ve fare yardımıyla işletim sistemini ve kuracağımız programları kullanabiliriz. Günümüzde klavye ve fare çeşitleri de teknolojik yeniliklere bağlı olarak gittikçe gelişiyor. Örneğin kablosuz bir klavye ve fare seti satın alarak kablolardan bağımsız olarak sisteminizi daha özgürce yönetebilirsiniz. Yeni klavye modelleri üzerinde bulunan ek fonksiyon tuşları yardımıyla tek tuşla hesap makinesine erişebilir veya dinlemekte olduğunuz müziğin sesini kısıp açabilirsiniz. Aynı şekilde yeni fare modelleri üzerinde de genellikle fonksiyon tanımlaması kullanıcıya bırakılan ek tuşlar bulunuyor. Bu ek tuşlar özellikle internette gezinirken, örneğin ileri geri işlevini üstlenerek sayfalar arasında dolaşmayı kolaylaştırıyor. Bu nedenle satın alım kararı vermeden önce yeni klavye ve fare modellerini incelemeniz yararınız olacaktır. Bir oyun tutkunuysanız veya grafik tasarımıyla uğraşıyorsanız oyun oynamanızı veya çalışmanızı kolaylaştıracak daha farklı fare modelleriyle karşılaşabilirsiniz. Anakartın üzerinde göreceğiniz ve PS2 olarak adlandırılan bu yuvalar fare ve klavye için ayrılmıştır. Yeşil renkli olan yuva fare, mor renkli olan yuva da klavye bağlantısı için kullanılır. Yine anakart üzerindeki USB bağlantılar için ayrılmış olan bu yuvaları kullanarak setin PC ile bağlantısını yapabilirsiniz. USB yuvaları PC'nizin kasasını açmaya gerek olmadan pek çok çevre birimini sisteminize kolayca eklemenizi sağlar. Bir web kamerası, external disk olarak adlandırılan harici bir sabit disk, flash disk olarak adlandırılan taşınabilir mini diskleri veya fotoğraflarınızı tarayarak bilgisayarınızda saklamanızı sağlayan bir tarayıcıyı sisteminize USB yuvaları yardımıyla bağlayabilirsiniz. Çoğu anakart üzerinde yerleşik olarak bulunan Ethernet portuyla bilgisayarınızı bir ağ veya bir modem aracılığıyla internete bağlayabilirsiniz. Buradaki paralel port olarak adlandırılan yuva ise bilgisayarınıza bir yazıcı bağlayabilmenizi sağlıyor. Yeni nesil yazıcıların çoğunda hem paralel hem de USB bağlantı seçenekleri bulunmaktadır. Çoğu yeni model anakart üzerinde bulunan yerleşik ses kartları sayesinde çoklu hoparlör setlerini de sisteminize bağlayabilirsiniz. Bu sayede DVD film izlerken veya oyun oynarken çevresel sesin keyfini çıkarabilirsiniz. Anakart üzerindeki bu yuvalar yardımıyla hoparlör seti bağlantılarını kurabilirsiniz. Anakartınızın kullanım kılavuzunda bu yuvaların bağlantı şekilleri hakkında detaylı bilgileri bulabilirsiniz. BIOS. Artık bilgisayarımız fiziksel olarak tamamlandı sayılır. Her şeyi yerleştirdik ve kabloları taktık. Ancak devam edip bir işletim sistemi yüklemeden önce yapmamız gereken son bir şey daha var. Şimdi bilgisayarımızın içindeki temel giriş çıkış sistemini yani BIOS'u tanımamız gerekiyor. Hatırlarsanız sabit disk ve DVD sürücüsünü yerleştirirken bunları kullanmadan önce BIOS CMOS kurulum programına girip anakartın bu aygıtlarla iletişim kurabilmeleri için bazı düzenlemeler yapmamız gerektiğinden bahsetmiştik. Şimdi bu düzenlemeleri yapacağız. BIOS, CPU tarafından kullanılan birçok minik programı içeren ve anakarttaki bellek, klavye ve sabit disk gibi sistemin temel bileşeni durumunda olan her şeyle iletişim kurmayı sağlayan bir çiptir. CMOS çipi, BIOS'un bu aygıtlarla iletişim kurabilmek için ihtiyaç duyduğu ve BIOS aracılığıyla bizim de değiştirebileceğimiz değerleri hafızasında tutar. Her anakartın BIOS'ta Setup Kurulum Programı denilen özel bir programı vardır. Sistemi açtığınızda ekranda belli bir tuşa basarak Setup programına girin, iletisi görüntülenir. İlgili tuşa bastığınızda bu küçük kurulum programı BIOS'tan indirilir ve çalıştırılır. Burada gördüğünüz gibi bu ekrana girebilmemiz için F1 tuşuna basmamız isteniliyor. Bu ileti ekranda olduğu sırada F1 tuşuna bastığımızda kurulum programı görüntülenecektir. F1 tuşu kullandığımız anakart üzerindeki BIOS için tasarlanmıştır. Bu tuşlar diğer anakart modellerinde farklı olabilir.
Burada şu andaki tarih ve zamanı görebilirsiniz. Burada eğer varsa sisteminizdeki disket sürücüsünün tanımlanması ile ilgili bölümü görebilirsiniz. Varsayılan değerde bırakabilirsiniz. Buradaki bölümden sabit diskle ilgili değerleri görebilirsiniz. Enter tuşuna bastığımızda sabit disk tanımı ile ilgili detayları görebiliriz. Sistem açıldığında ön yükleme yapılırken birincil ve ikincil ID kanalındaki sürücüler otomatik olarak bulunarak kaydedilir. Sisteminize ileride yeni bir sabit disk veya DVD sürücüsü ekledikten sonra sisteminizi ilk başlattığınızda eğer Master Slave gibi ayarlarda bir sorun yoksa eklediğiniz sürücüler otomatik olarak algılanacak ve bu bölümde görüntülenecektir. Gördüğünüz gibi sistem üzerinde bulunan sabit disk ve DVD sürücüsü otomatik olarak tanınmış. Bu ekranda sistem üzerindeki toplam bellek kapasitesini ve belleğin tipine ait detayları görebilirsiniz. Eklediğiniz toplam bellek kapasitesi ile buradaki değerleri karşılaştırabilirsiniz. Sisteme 1 GB değerinde bellek eklediysek burada da bu değeri görmemiz gerekiyor. Bu bölümde sistem üzerindeki işlemcinin tipini ve hızını görebilirsiniz. Plug and Play bölümünde sistem kaynaklarının yönetim şeklini belirleyebiliriz. Donanımların kullanmak istedikleri kaynaklarda çakışma sorunları yaşamamak için bu görevi işletim sistemine bırakmak en doğrusudur. İşletim sistemi, donanımlar için gerekli olan kaynakları otomatik olarak atayacaktır. Primary Video Adapter bölümünde varsayılan olarak kullanılacak ekran kartını belirleyebilirsiniz. Örneğin anakart üzerinde yerleşik ekran kartı olmasına rağmen daha yüksek performans için bir PCI Express ekran kartı eklediysek burada PCIe seçimini yapmamız gerekiyor. Bu durumda varsayılan olarak bu yuvadaki kart kullanılarak anakart üzerindeki yerleşik ekran kartı devre dışı bırakılacaktır. Burada göreceğiniz diğer seçeneklerle anakart üzerindeki yerleşik ağ kartını, ses kartını, disk denetleyicilerini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Örneğin sisteme bir ses kartı eklediysek buradaki audio bölümündeki disable seçeneğiyle yerleşik ses kartını etkisizleştirebiliriz. Sistem yükleme özelliklerini boot bölümünde belirleyebiliriz. Örneğin ilk kez kurulum yapacağınız bir sistemi işletim sisteminin CD'sinden başlatmak için burada önceliği CD-DVD sürücüsüne vermemiz gerekebilir. İşletim sistemini yükledikten sonra yine bu bölüme girerek önceliği sabit disk sürücüsüne verebiliriz. Birden fazla seçenek sayesinde öncelik sıralarını istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Örneğin sistemde iki sabit disk varsa ve her diskte farklı işletim sistemleri kuruluysa burada kullanmak istediğiniz diski belirtebilirsiniz. Sistem yeniden başladığında seçtiğiniz diskteki işletim sistemi yüklenecektir. F10 tuşuyla eğer bir değişiklik yaptıysanız kaydedip çıkabilirsiniz. Hiç değişiklik yapmadıysanız Escape tuşuyla çıkabilirsiniz. Kullandığınız yazılımda bu tuşlar farklı olabilir. Ancak her uygulamada ekranın altındaki açıklamalarda işlevlere ait tuşlar belirtilmektedir. Tüm seçeneklerin üreticinin varsayılan değerleriyle değiştirilmesi için F5 tuşuna basabiliriz. Bu durumda yanlışlıkla bir değişiklik yapmış olsak bile işleme onay vererek BIOS üzerindeki bütün değerlerin ilk durumlarına dönmesini sağlayabiliriz. Yapılan bütün değişiklikler CMOS üzerinde saklanacak, sistem her başlatıldığında buradaki kayıtlı değerler dikkate alınacaktır. Windows'u yükleme. BIOS'un da ayarlanmasıyla birlikte neredeyse bilgisayarımızı kullanmaya hazırız. Yapacağımız son iş, hard disk sürücüsünü bölümlemek ve bir işletim sistemi yüklemek olacak. İşletim sistemini yükledikten sonra, bilgisayarımız kullanmak istediğimiz diğer uygulamaları da yükleyebileceğimiz bir duruma gelecek. İşletim sistemi, bilgisayarınızda çalıştırdığınız uygulamaların sisteminizdeki donanımla iletişim kurabilmesini sağlar. Bir işletim sistemi yüklemeden bilgisayarınızı kullanamazsınız. Şimdi Windows XP yükleme adımlarını inceleyelim. Bilgisayarı açarak DVD sürücümüze Windows XP CD'sini yerleştiriyoruz. Sabit disk üzerinde bir işletim sistemi olmadığından bilgisayar Windows XP CD'si üzerindeki ön yükleme dosyalarını okuyarak kurulum işlemini başlatacaktır. Yükleme işlemini başlatmak için Enter tuşuna basmamız gerekiyor. Görüntülenen lisans sözleşmesini kabul ederek bir sonraki adıma geçmek için F8 tuşuna basıyoruz. Şimdi sabit diskimizi bölümlememiz ve formatlamamız gerekiyor. Sabit diski yeni kullanmaya başlayacağımız için diskin içinde şu anda herhangi bir bölüm bulunmuyor. Bölümleme, sabit disk sürücüsünde yapılan mantıklı bir ayrıştırmadır. Hard disk sürücüsünde örneğin 4 farklı bölüm oluşturabilirsiniz. Her bir bölüm işletim sistemi tarafından farklı birer sürücü gibi görüntülenecektir. Yani tek bir sabit disk sürücüsünün içinde 2 bölüm oluşturursanız Windows'da bir C, bir de D sürücünüz olur.
Oluşturduğunuz her bölümü aynı zamanda formatlamanız yani biçimlendirmeniz de gerekir. Biçimlendirme işlemi işletim sistemine göre değişir. Eğer Windows kullanıyorsanız farklı bir dosya sistemiyle, Linux veya başka bir işletim sistemi kullanıyorsanız tamamen farklı bir dosya sistemiyle sabit diskinizi formatlayabilirsiniz. Burada gördüğümüz gibi Windows kurulumu sabit diskin bölümlenmemiş kapasitesini gösteriyor. Şimdi bu alanda bir bölüm oluşturalım. Bunun için C tuşuna basarak ilerliyoruz. Bu adımda bölüm oluşturmak için kullanmak istediğimiz kapasiteyi belirtebiliriz. Buradaki değeri değiştirmediğimizde disk üzerindeki bütün alan tek bölüm olarak yapılandırılacaktır. Örneğin diski iki bölüm olarak yapılandırmak istiyorsanız buradaki değerin yarısını girebilirsiniz. Enter tuşuna basarak bölümü oluşturabiliriz. Burada oluşturduğumuz bölümün biçimlendirilmemiş olduğu belirtiliyor. Şimdi yine Enter tuşuyla kurulum işlemini başlatmak üzere bölümü biçimlendirebiliriz. Bir sonraki adımda kullanılacak olan dosya sistemini seçebiliriz. NTFS diğer dosya sistemine göre daha yeni, daha hızlı ve daha güvenli olduğu için bu seçim uygun olacaktır. Biçimlendirme işlemini özellikle de büyük bir sabit disk sürücüsüyle yaparsanız formatlama işlemi uzun sürebilir. Bunun için bu işlem sırasında bilgisayarınızı koruyan kesintisiz bir güç kaynağı bulunması yararınıza olacaktır. Enter tuşuna basarak biçimlendirme işlemini başlatabiliriz. Biçimlendirme işlemi sona erdiğinde işletim sisteminin çalışabilmesi için gerekli olan dosyaların sabit diskinize kopyalanması işlemi başlar. İşlem sonucunda kuruluma devam etmek üzere bilgisayar yeniden başlatılacaktır. Sistem yeniden başladığında artık Windows işletim sistemi arayüzünde kurulum adımlarını tamamlayabiliriz. Ekranın altında kurulumun tamamlanması için gereken yaklaşık zaman görüntülenecektir. Bu adımda bölge ve dil seçeneklerini belirleyebiliriz. Listeden Türkçe'yi veya diğer dillerden birini seçebilirsiniz. Next seçeneğiyle geçtiğimiz sonraki adımda adımızı ve varsa firma bilgilerimizi girebiliriz. Sonraki adımda Windows XP işletim sistemimize ait seri numarasını girmemiz gerekiyor. Bu numarayı doğru olarak girdikten sonra bir sonraki adımda bilgisayara atamak istediğiniz ismi seçebilirsiniz. İsmi belirledikten sonra bulunduğunuz konuma göre saat dilimini belirleyebilir, tarih ve saatin doğruluğunu kontrol edebilirsiniz. Bu adımda A seçenekleri belirlenebiliyor. Şu an için bir değişiklik yapmamız gerekmediğinden Next düğmesini tıklayarak bir sonraki adıma geçebiliriz. Seçmeniz gereken özel seçenekleri belirledikten sonra işletim sisteminin yüklenmesinin son aşamasına geçilerek sistem bu değerlere göre yapılandırılacaktır. Kurulum tamamlandığında, yeniden başlatılacak olan bilgisayarınız açıldığında Windows işletim sistemi arayüzüyle bilgisayarınızı yönetmeye başlayabilirsiniz. Tebrikler! Sıfırdan başlayarak kendi bilgisayar sisteminizi oluşturdunuz. İçindeki bütün parçaları kendi ihtiyaçlarınıza göre seçtiniz ve bütün özelliklerini biliyorsunuz. Artık bilgisayarınızda bir sorun çıktığında rahatlıkla neden kaynaklandığını bulabilir, gerekirse parçaları yeniden söküp takabilirsiniz. Gelin hep birlikte sırayla neler yaptığımıza bir göz atalım. İlk olarak kendi bilgisayarınızı oluşturduğunuz zaman, piyasada satılan bilgisayarlara göre ihtiyaçlarınızı fazlasıyla karşılayabilecek bir bilgisayara sahip olabileceğinizi öğrendik. Sonra bir kasa alarak bilgisayarımızı oluşturmak için ilk adımı attık. Daha sonra bilgisayarımızın üzerinde çalışırken dikkat etmemiz gereken en önemli şeylerden birinin elektrostatik boşalımdan korunmak olduğunu gördük. Kasayı aldıktan sonra yapmamız gereken şeyin güç kaynağını almak olduğunu da anlattıktan sonra anakartımızı seçtik. Tabii CPU olmadan anakart bir işe yaramayacağı için hemen ardından CPU'muzu monte ettik. Belli olmayan bir bilgisayar düşünülemeyeceği için daha sonraki aşamada ihtiyacımızı karşılayacak kapasitede bellek ekledik. İşlemci ve belleğin anakarta yerleştirilmesinden sonra genişleme kartlarımızı yuvalarına yerleştirdik. Ve sıra ekran kartına geldi. Bilgisayar sistemimizi monitöre bağlamak için bir ekran kartı da taktıktan sonra uzun süreli bellekleri yani sabit disk ve optik disk sürücülerini de sistemimize ekledik. Bilgisayar donanımının tamamlanması için klavye ve fare de gerekiyordu. Bunları da ekledikten sonra bilgisayarımızın içindeki temel giriş çıkış sistemini yani BIOS'u da düzenledik. Son olarak da işletim sistemimizi kurduk. Bilgisayarımız artık kullanıma hazır. Bundan sonra donanımınızı dilediğiniz zaman yükseltebilir ve dilediğiniz aygıtı ekleyebilirsiniz. Sorunsuz çalışan bilgisayar sistemleri kurmanız dileğiyle.
donanım rehberi.